Haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul'un kapanışı gerçekleşti. BIST 100'e baktığımızda birin üzerinde 1,45'lik bir satıcılı seyir var. 10.733,75 seviyesine gerçekleşiyor. 10.866,61'leri test etti. Fakat geçtiğimiz haftaki satıcılı seyir bu hafta haftanın ilk işlem gününde de devam ediyor. 1,45'lik bir düşüş. 10.733,75 seviyesinden Borsa İstanbul günü kapattı diyoruz. Şimdi kıymetli bir konuğum var. Kendisinden görüşlerini alacağız. Haluk İzzet Mutlu stratejist bizimle birlikte. Haluk Bey hoş geldiniz efendim yayınımıza. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz hafta %2'lik bir kayıpla özellikle Borsa İstanbul'u gördük. Bugün yine bir 1,40'lık düşüşle kapattı, satıcılı bir seyirle kapattı. Nasıl değerlendirirsiniz? Beklentileriniz nelerdir? Önce bir genel olarak konuşalım Borsa İstanbul'daki hareketliliği. Evet, şimdi uzun zamandan beri borsa 10 binin altını test edip 10.000'den 11.700'e doğru 11.200'e doğru bir hareket yaptığında esasında momentum güçlenemiyordu. Yani yukarı yönlü hareketi teyit eden teknik verilere ulaşamıyorduk. Bunun sonucunda da hem yurt içinden hem yurt dışından gelen haberlere olan hassasiyet tabii ki artıyor. İşte hafta sonu Orta Doğu'daki jeopolitik gerginliğin bizim taraftan yansımaları piyasada biraz moralleri bozdu. Bunun yanında zor bir haftaya giriyoruz. Çarşamba, Perşembe 3 tane önemli Merkez Bankası'nın faiz kararını takip edeceğiz. Cuma günü Amerika'da önemli bir veri tarım dışı istihdam ve direkt istihdam verisini takip edeceğiz. Bunlar önümüzdeki yakın dönemdeki FED politikalarıyla alakalı bize tabii ki işaret verecek. Bilhassa çarşamba günü FED'in açıklamaları önemli olacak. Eylül ayında bir faiz indirimi olur mu olmaz bunun işaretlerini orada almaya çalışacağız. Yani kısacası zor bir hafta ve güçlenemeyen bir borsa, para girişini yakalayamayan bir borsa en ufak haberleri daha çok satış yönünde kullanmayı tercih ediyor şu anda. Tahvil tarafındaki olumlu görünüm, tahvil tarafındaki yabancı para girişi pay piyasasında maalesef gözükmüyor. Bu böyle olunca da dediğim gibi en ufak bir haber piyasada satışla karşılık buluyor. Burada tek bence dikkat edilmesi gereken konu 10.733'e gelmiş olan endekste işlem hacminin 87 milyarda kalması. Teknik anlamda bu en azından düşüş akabinde bir tepki hareketinin gelme ihtimalini arttıracak. Ama tabii kritik noktalardayız. Yani 10.750 hemen akabinde 10.600 seviyeleri önemli seviyeler endekste. Buraları takip edeceğiz. Zor bir hafta. Volatilitesi yüksek olacak bizdeki karşılığı. Aynı bugün olduğu gibi. Tahminim hemen akabindeki süreçte de Çin, Japonya ve FED kararları ile ilgili yorumlar piyasada büyük bir ihtimalle daha fazla konuşur hale gelecek. Tabii bir yandan Borsa İstanbul'un seyrini konuşurken sektörleri de konuşalım isterim Haluk Bey. Özellikle tabii bankacılık tarafını konuşuyoruz. Yine yabancı yatırımcı açısından önemli olan holding tarafı var, ulaştırma var. Nasıl değerlendirirsiniz sektörel performans? Evet. Son döneme baktığımız zaman piyasada bir yabancı giriş yok. Hatta ara ara ufak çıkışları da görüyoruz piyasada. Şimdi piyasada bugüne kadarki endeksin yukarı yönlü hareketini force eden en önemli sektör bankacılık sektörüydü. Bankacılık sektöründe görüntü olarak bakıldığında bir doymuşluk var gibi gözüküyor. Diğer taraftan bildiğiniz gibi geçen haftaya kadarki süreçte Merkez Bankası'nın erken bir faiz indirimi yapabilme ihtimali çok fazla
konuşuldu. Bunun tabii ki etkilerini gördük. Orada hem Merkez Bankası Başkanı'ndan hem de Başkan Yardımcısından gelen açıklamalar bir miktar tansiyonu düşürse de tabii ki erken bir faiz indiriminin sonuçları hem bankacılık piyasası açısından hem de genel piyasa açısından olumsuz bir görüntüydü. Bu şimdilik ortadan kalkıyor gibi gözüküyor. Ama şunu unutmayalım. Evet, bankacılık sektörü bakıldığı zaman bir prim yapmış gibi gözüken bir sektör. Ama hala rasyolara baktığımız zaman büyük konvansiyonel çok şubeli bankaların işte fiyat kazanç oranlarına baktığımızda hala dörtler, beşler seviyesinde. Önümüzdeki dönemde yani baz etkisinden dolayı enflasyonun hızını kestiği ve akabinde de alınan tedbirlerin enflasyon üzerindeki etkilerinin, olumlu etkilerinin görünmeye başladığı bir dönemde mevduat kredi ilişkisi biraz daha normale gelecek. Bu da banka bilançolarına olumlu yansıyacak. Şu anda içinde bulunduğumuz yıl bankacılık sektörü enflasyon muhasebesinden muaf. Ama 1 Ocak itibariyle bankacılık sistemi de enflasyon muhasebesine girecek. O yüzden şu anda hem merkez bankalarının kararları hem Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın kararlarının yaklaştığı, politika değişikliklerinin olma ihtimalinin olduğu bir dönemde sektör şu anda bir kar realizasyonu yaşıyor gibi gözüküyor. Bir de spesifik olarak İş Bankası üzerinden gelen geçen hafta bir haber sektörü biraz negatif etkiledi. Bundan dolayı ben önümüzdeki dönem için hala bankacılık sektöründen umutlu olsam da kısa vade içerisinde bir düzeltme içerisinde. Bunun çok uzun süreceğini tahmin etmiyorum kendi adıma. Diğer taraftan mevsimsel hareketlerin olumlu yansıdığı ulaştırma sektörü var, turizm sektörü var, perakende sektörü var. Buraları hem enflasyondan şu anda kendini koruyabilecek durumda hem de mevsimsel etkiden dolayı bilançoların en güçlü olduğu dönem içerisindeler. Satışlarının en yüksek olduğu dönem içerisindeler. O yüzden ulaştırma, perakende sektörünü olumlu görüyorum. Tabii bunların ana ortakları pozisyonda gözüken holdingler konsolide bilançodan dolayı pozitif yönde tabii ki etkilenecekler. Yani esasında baktığımız zaman sektörlerin arasında yukarı gitme potansiyeli hala yüksek olan hisse senetleri var. Ama dediğim gibi şu andaki hassasiyet daha çok merkez bankalarının makroekonomik beklentilerin ön plana çıktığı, belirli soru işaretlerinin daha fazla ön plana çıktığı bir dönem. Ve bu tip dönemlerde de piyasa bir denge bulana kadar volatilite ve aşağı yönlü hareketin olma olasılığı, kar realizasyonun olma olasılığını arttırıyor.